Bir konuda Sayın Meclis'i bilgilendirmek ihtiyacı duydum. Sayın Başkanımdan izin istedim, sağ olsun söz verdi. 2016-17 geçişinde Trabzon'un nüfusu 10.962 arttı. Genel toplam nüfusumuz 779.379 oldu Trabzon'un nüfusu. 18 ilçenin 6'sında nüfus artışı var arkadaşlar. Ortahisar, Akçabat, Yonga, Şalpaları, Vakıfkebir, Sürmene. Vakıfkebir'de 228, Sürmene'de 69. En çok artış Ortahisar'da 7476, 2719'da Akçabat, 1736'yla Yonga. Şimdi bunu niye bugün gündeme getirdim? Maalesef gördüğüm, izlediğim kadarıyla ve emin olduğum kadarıyla vatandaşlarımız yaşadıkları ilçede suyunu içtikleri, havasını soldukları ilçelere bilerek veya bilmeyerek ama şundan eminim organize bir hareket içerisinde ihanet ediyorlar. Yıl 12 ay siz 500'ünde oturacaksınız. Ondan sonra nüfusunuzu komşu ilçeye alacaksınız. Biz bunları tespit ediyoruz. Bakıyoruz. İnanın buradan kamuoyuyla paylaşmayı ilk istedim. O gidenleri tek tek tespit edip çevre temizlik vergisi adı altında cezalarını keseceğiz. Ve böyle küçük hesaplarla yani küçük hesaplarla ilçelerde nüfus hareketini sağlamak, yaşatmak sadece komşuluk ilişkilerini bozar. Et ve kemik gibi tırnak gibi, et ve tırnak gibi diye söyleyeceğiz. Fakat bir bakıyorsun, organize bir hareket, sen şuraya için Ocak ayında geri dönersin. Sen buraya gel, Ocak ayında geri dönersin. Bunlar bir takım, yani bir içiye 250-300 lira belki yıllık milyar kazandırır ama gönülleri zedeler ve telafisi de imkansız gönül kırgınlıklarına neden olur. Onun için ben belediye başkanı arkadaşlarımdan bu işlere tebessüm edilmemesini, kendilerinin dışında bu hareketler yapılıyorsa bunların da önüne geçilmesini talep ediyorum. Yani yiyeceksiniz, içeceksiniz, pisliğinizi bırakacaksınız, paraya geldiğiniz zaman sıra burayı almasın da başka bir ilçe alın. Yok böyle bir şey. Buradan kamuoyuna deklar ediyorum. Beşiktaş'ında oturup da başka ilçelere giden kim varsa A'dan Z'ye tespit edeceğim. Buna bak, zamanımızı, vaktimizi ayıracağız, elemanımızı görevlendireceğiz, ki çalışmalara başlattık. Bunların hepsinin cezasını kanun cezasında da vereceğiz. O paraları gerisini geri alacağız. Saygılar olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii biz ilçelerimizin okulumuza konkola kardeşçe çalışmalarından memnuniyet duyarız. Sayın Ali Sağır, söz istedi herhalde.